İyi akşamlar efendim. Başkent Birikimleri programının bu haftaki konuğu, Türk siyasetine çok çok uzun yıllar hizmet vermiş eski bakanlarımızdan Sayın Mehmet Keçeciler. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk Hüma Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum sizleri sormalı efendim. Allah'a hamdolsun, çok iyiyiz. Efendim ben sizinle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Gerçi çok çok tanır, iyi tanır sizi Türk halkı. Fakat yine de görevlerinizle ilgili birkaç bilgi vereyim. Ondan lütfen sonra programımıza başlayalım inşallah. Sayın Mehmet Keçeciler 1944 Konya doğumlu. Konya Yüksek İslam Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Aynı yıl kaymakamlık görevine başladı. Sırasıyla Ardeşen, Çumra, Kargı ve Fındıklı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Fındıklı kaymakamı iken İçişleri Bakanlığı'nın açtığı bir imtihanı kazanarak Fransa'ya gitti. Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü ve Üniversite Paris Döden yani eski Sorbonne Üniversitesi'nden Hukuk Fakültesi master derecesi aldı. 12 Eylül darbesi hemen öncesi MSP Konya Belediye Başkanlığı yaptı. Anavatan Partisi kurucu üyeliği yaptı. Daha sonra 18. 19. 20. ve 21. dönem Konya Milletvekilliği ile Devlet Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yaptı. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Efendim Türk politikasında çok çok uzun yıllardır tecrübeleriniz var. Ben de programa katılmanızdan çok mutluluk duyuyorum. Çünkü Türkiye'nin en kritik dönemlerinde siyasi hayatta bulundunuz. 12 Eylül döneminde belediye başkanıydınız. 12 Eylül döneminden sonra hem milletvekilliği hem bakanlık yaptınız. Şu anda da yine Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Açıkça söylemek gerekirse her gün yeni yeni olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Malumunuz başımızda bir dert var. PKK terör örgütü hem Güneydoğu illerinde hem de artık Batı illerinde bir takım terör eylemleri gerçekleştirmeye başladı. Dolayısıyla da buna karşı tabii ki hükümetin belli politikaları var. Örneğin bir uzun süredir çözüm süreci adı verilen bir süreci takip ettiklerini söylüyorlar. Öncelikli olarak bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Efendim, evvela beni bu yayına davet ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi izlemek nezaketini gösteren değerli izleyicilerimize de saygılar sunuyorum. Gerçekten bu mesele, daha doğrusu PKK meselesi, PKK'dan önceki Güneydoğu meselemiz, Kürt meselemiz yeni bir mesele değil. Asırlık problemimiz bizim. Ta Sultan Abdülhamit zamanından beri devam eden meselelerden bir tanesidir. Bizim Doğu Anadolu'muz üzerinde o bölgede yerleşik Ermeni vatandaşlarımızla Kürt kökenli vatandaşlarımız arasındaki ihtilaflar sebebiyle çok ciddi sıkıntılar yaşamış Osmanlı Devleti. Ve neticede büyük sıkıntılardan sonra mukatele olmuş Kürt vatandaşlarımızla Ermeni vatandaşlarımız arasında. Ermeni vatandaşlarımızı oradan alıp yine Osmanlı toprağı olan Lübnan'a göç ettirmek suretiyle bu meseleyi kesin bir şekilde İttihatçılar döneminde çözme gayreti içerisinde olunmuş. Tabii tarihine dikkatlice bakmadan bugünü çözmek ve iyi görmek mümkün değil. Ben çok dikkatli bir şekilde inceledim çünkü 5 yıl boyunca Güneydoğu Araştırma Komisyonu üyeliği yaptım parlamentoda. Çok önemli, evet. PKK'nın köy bastığı dönemlerde o köylerin tamamına biz komisyon olarak gittik. Ve bir de rapor verdik. Çok kapsamlı bir raporda yayınladık 4 senenin sonunda, faaliyetlerimizin sonunda. Neticede şöyle özetleyeyim. Bizim Güneydoğumuzda devamlı hadiseler olmuş. Devamlı ayaklanmalar olmuş. Kürt ayaklanmalar olmuş. Kürt isyanlar olmuş. Bu isyan faaliyetleri milli değil, dışarıdan kaynaklı isyan faaliyetleri olmuş. Mesela
uçaklarla bildiri dağıtan bir Kürt hareketi var. 1925 tarihinde. O dönemde uçakla bildiri atmak köylere öyle kolay bir iş değil. Bu bildirileri İngiliz uçakları atmış. Dolayısıyla o dönemdeki faaliyetin arkasında İngiliz hükümetinin, Fransız hükümetinin olduğu gayet açık bir şekilde gözüküyor. Yani Batılılar var. Bu hareket, yani isyan faaliyetleri, ayaklanma hareketleri üç dönemde gözükmez. Bir, Birinci Dünya Harbi sırasında. İki, İkinci Dünya Harbi sırasında. Üç, 1950 ile 60 arasında. Birinci ve İkinci Dünya Harbi sırasında hiç bizim doğumuzda ayaklanma hadisesinin olmamasının tek sebebi var. O da bu hareketleri çıkaran ülkeler birbirleriyle meşguller, birbirleriyle mukateleye tutuşmuşlar, savaşa tutuşmuşlar, birbirlerini öldürüyorlar. Türkiye ile ilgilenmek veya bizim doğumuzu ayağa kaldırmak için, isyan ettirmek için çaba harcamak durumunda değiller. Bu açıkça gösteriyor ki dışarıdan kaynaklı bir harekettir. PKK hareketinin dış kaynaklı bir örgüt olduğu devletin elindeki istihbarat raporlarıyla bellidir. Nereden bellidir? Çünkü PKK hareketinin ortaya çıkışıyla Ermeni Asala terör örgütünün batışı, ortadan kayboluşu aynı tarihe rastlar. 1984. Biz iktidardaydık o zaman. Devletin elindeki bilgilere göre Asala vaktiyle bizim dış temsilciliklerimiz üzerinde çok ciddi terör faaliyetlerinde bulundu. Büyükelçilerimizi, konsoloslarımızı, dış temsilciliklerinde çalışan vatandaşlarımızı şehit ettiler. Ama baktılar, gördüler ki Asala'nın faaliyetleriyle bir yere ulaşmaları mümkün değil. Türkiye'yi ancak kendi içinden bölerlerse neticeye ulaşacaklarını gördüler ve devrimci doğu kültür ocaklarını PKK haline getirdiler. Milyonlarca dolarlık Asala'ya ayırdıkları fonları Ermeni diasporası PKK'ya verdi. PKK'yı taşeron örgüt olarak çıkarttılar. Ve 1984 Eruh baskınıyla birlikte PKK faaliyetlerine başladı. O tarihten bu yana da devletin rakamlarına göre 30 bin civarında vatandaşımızı şehit olarak verdik. Allah rahmet etsin. Amin. Şimdi bu hadise milli bir hadise değil. Halkımızın, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın isteyerek, arzulayarak ortaya çıkarttıkları bir olay değil. Batılı kaynakların teşvikiyle, efendim para akıtmasıyla ve provokatörlerle, provokasyonuyla ortaya çıkmış bir olay. Bunu bir kere baştan bir tespit etmek lazım. Uğraştıkları işler Türkiye'yi bölmektir. Türkiye'yi zaafa uğratmaktır. Türkiye'yi bölgesinde etkili bir güç olmaktan çıkartmaktır. Eskiden olduğu gibi Türkiye'nin İslam ülkelerini bir araya getirip birleştirmesini engellemektir. Ve neticede kendilerine göre dış politikaları Türkiye'nin güçlü bir devlet olmasını arzu etmezler hiçbir zaman. Ne ölsün ne onsun kabilinden böyle bir şey olarak kalsın. Bunu sağlamanın yolu da Türkiye'yi böyle iç gailelerle meşgul etmektir. PKK ile uzun yıllar silahlı mücadelede bulunduk. Bizim dönemimizde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonu istikametinde attığımız adımlar PKK ile mücadelemizin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacına matuftu. Biz iktidara geldiğimiz zaman Türkiye'nin hem Batı'yla, bilhassa Amerika'yla ilişkileri iyi değildi. Ürettiğimiz, yani parasını verdiğimiz, üretilmiş, yapılmış fırkateyni bize teslim etmiyordu Amerika. Kobra, Sikorsky helikopterleri peşin parayla satın alamıyorduk. F-16 projesini yürütmüyorlardı. Neticede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde cemseler vardı.
Cemseler 1974 Kıbrıs Harekatı sebebiyle Konya'dan 2. Ordu askeri birliklerimizi Mersin'e indiremedi de biz otobüs firmalarının otobüslerine el koyduk. Dedi ki Konyalılar olarak bir gün gitmeyin hiçbir tarafa. Bütün otobüsler aşağıya insin, aşağıya askerimizi götürsün. Otobüs firmaları götürdü. Maşallah şeyde. Çok iyi olmuş. Belediyenin otobüsleri, otobüs firmalarının otobüsleri seferber edildi ve o 2. ordumuz aşağıya öyle indirildi. Yoksa 2. ordumuzun bizim bayramlarda iftiharla seyrettiğimiz önümüzden geçen cemseleri Konya'dan Mersin'e kadar askerimizi indiremediler. Çünkü Amerikan yardımıydı. 2. Dünya Harbi'nde kullanılmış makinalardı. Demode olmuşlardı. Benzin düşmanıydı. Benzinle çalışırlardı. Dünyanın benzinini yakarlar ama ikide bir de arızalanırlardı. 50 kilometre, 100 kilometre gittikten sonra hepsi su kaynattı ve yolda kaldılar. Mehmetçiği yolda bıraktılar. Neticede biz gelir gelmez bunların hepsini ünimoklarla değiştirdik. Mercedes firmasıyla anlaştık. Aksaray'da kurulan bir fabrikada aşağı yukarı o dönemin şartlarında 35 bin civarında ünimok satın aldık Almanlardan, firmadan. O zaman kurdular fabrikayı. Ve biz bütün bu benzinli araçları mazotlu araçlarla değiştirdik. Modernize ettik. Daha efektif çalışan bir ülke haline getirdik. 5 bin tankımızı modernize ettik. Yeniledik. Kobra ve Sikorsky helikopterler satın aldık. Silahlı kuvvetlerimizin hava harekatını çok güçlü hale getiren F-16 projesini gerçekleştirdik. Bütün bunların ne faydası var diyeceksiniz. Şu faydası var. Bizim zamanımızda Abdullah Öcalan Suriye'de Bika Vadisi'nde yuvalanmıştı. Şimdiki Kandil gibi oradan Türkiye'ye terör ihraç ediyorlardı. Ben Turgut Bey'in yanındaydım, rahmetlinin yanındaydım. Rahmetli başbakan olarak Beşer Esad'ın babası Hafız Esad'ı ziyaret ettiğinde Hafız Esad'ın önüne Apo'nun adresini koydu. Bika Vadisi'nden Apo'nun alınıp bize teslim edilmesi gerektiğini, iki komşu arasında terör faaliyetinin olmayacağını, olmaması gerektiğini, terör ihraç etme hakkının bulunmadığını, bu terör örgütünün hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini, dolayısıyla terör örgütüne yataklık etmek durumunda olan Suriye'nin bundan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Hafız Esad, Bika Vadisi'ne hakim olmadığını, oranın ayrı bir yönetim tarzı olduğunu, Bika Vadisi'ne gidemeyeceğini falan söyleyince Turgut Bey inandır gibi bir şey değil tabii. Bir resim koydu. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatı çekmiş. Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bir eve girerken resmini çekmiş. Resmin hemen kenarında da Suriye sokağının plaka numarası var. Kapı numarası var. Dedi ki bak dedi şu telefon numarası. Bu Şam telefon numarası. Şu da Şam'ın kapı numaraları. Abdullah Öcalan Bika'da değil Şam'da dedi. Şu anda dedi şu telefon numarasına telefon açarsanız size Abdullah Öcalan cevap verecektir dedi. Lütfen telefon açın dedi. İstihbarat Teşkilatı'nın başarısı maşallah. Biz bunu gayet açık ve net olarak komşumuzdan istediğimiz halde maalesef vermediler. Turgut Bey o zaman silahlı kuvvetlerimize gidin bunu alın gelin Bika'dan dedi. Dediler ki biz şimdilik yapamayız. F-16 projesi bitmeden biz Suriye ile dalaşmak istemiyoruz, takışmak istemiyoruz. Niye? Çünkü Suriye'nin MiG savaş uçakları var, bizde F-105'ler var. F-105'lere de uçan tabut deniyor. Yani bizim F-105'lerin MiG'ler karşısında hiç şansı yok. Dolayısıyla bizim hava kuvvetlerimizi önce yok eder, sonra da güneyimizi, güneyimizde ne kadar tesislerimiz varsa İskenderun, Demirçelik de dahil, Adana ilimiz de dahil bizi perişan ederler. Çok sıkıntıya gireriz. Dolayısıyla bizim hiç bu durumda Suriye ile bir savaş durumuna gelmememiz lazım. F-16 projesi bitince biz onu yapacağız dediler. Nitekim F-16 projesi bitince Türkiye'ye, Suriye'ye dedi ki ya Apo'yu çıkart ya ben Şam'a geliyorum dedi. Ben gidip alacağım dedi.
Öyle deyince o zaman bizim Mesut Bey başbakandı. Hı hı. Süleyman Bey cumhurbaşkanıydı. Turgut Bey hakkın rahmetine kavuşmuştu ama Turgut Bey'in gerçekleştirdiği F-16 projesinin yiğitliğidir o. Silahlı kuvvetleri modernize etmemizin yiğitliğidir. Bu tank projesini bitirmemizin ve güneydeki radar sistemini tamamlamamızın neticesidir. Bütün tedbirler Suriye'ye karşı alınmıştır. Suriye baktı ki hiç şansı yok Türkiye karşısında, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında. Abdullah Öcalan'ı Suriye'den çıkarttı. Bir kağıdan öyle çıktı. İtalya'ya gitti, Rusya'ya gitti. Yuvasız kuş gibi oraya gitti, buraya gitti. Neticede de Amerika Birleşik Devletleri yakaladı, Türkiye'ye teslim etti. Şimdi şöyle özetleyelim meseleyi. Bu PKK meselesi öyle basit bir olay değil. Çok kompleks bir olay. Bizim asırlık meselemiz. Ta Abdülhamit Han zamanından beri devam eden problemlerimizden bir tanesi. Biz bununla uzun yıllar silahla mücadele ettik. Ve silahlı kuvvetlerimiz de bu mücadelede epey başarı sağladı. Bizim muhatabımız doğudaki vatandaşlarımızdır. Onlarla beraber olmak ve onlarla bu meseleyi müzakere etmek ve onların taleplerini yerine getirmek durumundayız. Onlarla ittifak etmek durumundayız. Onlarla ittifak etmek durumundayız. Onların gönlünü hoş etmek, zihinlerinde varsa herhangi bir eksiklik onu ortadan kaldırmak durumundayız. Nitekim yıllarca bizim Doğu Anadolu'muzdaki vatandaşlarımızı, Güneydoğu Anadolu'daki vatandaşlarımızı hep işlediler. Değişik propagandalara tabi tuttular. Psikolojik harekata tabi tuttular ve onların o bölgenin devlet tarafından şuurlu bir şekilde geri bırakıldığını söylediler. Bölgeler arasındaki gelişme farkının Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin biltizam bilerek yaptığı bir olay gibi takdim ettiler. Halbuki o bölgenin coğrafi şartları çok vahşi, çok yoğun, çok sıkıntılı. Bizim Konya'da greyderle yol yaparsınız. Orada en az 10 tane dozer çalıştıracaksınız 2 kilometre yol yapmak için. Çok sıkıntılı, çok dağlık bir bölge. Evet. Dolayısıyla biraz problemli bir bölge. Yatırım maliyetleri çok yüksek. Onun dışında da özür dilerim araya girdim. Çeteler musallat oldular başlarına. Tabii, yani kendilerini devlet sonra, gibi gösteren. Daha sonra evet, ama başlangıçta bu bölgedeki halkımıza böyle reklamlar yaptılar, propagandalar yaptılar, menfi propagandalar yaptılar. Biz şimdi bu şeyleri ellerinden aldık. Doğu'da elektriksiz, telefonsuz köy bırakmadığımız gibi içme suyu açısından da biz geldiğimizde %3'üydü Diyarbakır'da içme suyuna sahip köy sayısı. Sağlıklı içme suyuna sahip köy sayısı %3'tü. Diyarbakır Valiliği'nin Turgut Özal'a 1984'te başbakan olarak ziyaret ettiği sırada o zamanki vali İhsan Dede'nin verdiği briefing notları bende mevcut. Yani o notlara göre Diyarbakır'da çok ciddi eksiklikler vardı. Altyapı noksanlıkları vardı. Sadece Diyarbakır ki Diyarbakır'ı misal olarak verdim. Diyarbakır o bölgenin merkezi. Yani diğer Bitlis'te öyle, efendim Mardin'de öyle, Siirt'te öyle, Hakkari'de daha beş beter. Son derece sıkıntılı yerlerimiz vardı. Biz bu bölgedeki altyapı noksanlarını gidermek üzere faaliyete geçtik. Ve büyük ölçüde de giderdik. Bugün hemen hemen o bölgenin batı bölgelerimizden hem hiçbir farkı kalmadı, bırakılmadı. Ama tek farkı var, o bölgede terör var. Terör, evet. O terörü barış yoluyla giderelim hay hay. Ama bizim PKK'yı muhatap almamız bir yanlış. İki, PKK'yı muhatap olarak aldın hadi diyelim. Güç madem ki onda diyor. Halbuki onda değil. Halkta. Silah bıraktırmamak büyük yanlış. Silahlı bir gücün olduğu yerde barış müzakeresi yapılmaz.
Yani terör örgütünün elinde silah varken barış müzakerelerini yapmak fevkalade tehlikeli ve risklidir. Şunu onlar söylüyorlar, silahı bizim garantimiz diyorlar. Kime karşı garanti? Ne garanti? Evet. Şimdi şunu söylüyorlar onlar. Biz silah bırakmayacağız diyorlar. Ama Türk devleti silahlarını geri çeksin. İşte karakollar kapatılsın, sayıları azalsın. Bu şu demek. Yani bir mafyanın bir yere gidip karakolları, polisi geri çekin, ben burada mafya hareketi, mafya hakimiyeti kuracağım anlamına geliyor. Türk devletinin böyle bir şey kabul etmesine imkan yok. Dolayısıyla da biz demin çok önemli bir şey söylediniz. Hem operasyon açısından hem de caydırıcılık açısından biz Türk ordusunun silah gücünü arttırdık dediniz. Çok önem verdik bu konuya. Savunma sanayine önem verdik. İşte uçakların sayısını arttırdık. Modernizasyon yaptık. Silahları modernize ettik. F-105 uçağı yok. Hepsi F-16'dır. Tamam. O zaman şu anda da aynı şeye ihtiyaç var. Tabii. Biz hiçbir zaman Güneydoğu'da silahlı eylemler yapılsın, bombalansın, saldırılsın demiyoruz. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, mesela hocam aylardır anlatıyor, silah gücünün çok arttırılması gerekir diyor. Mesela keskin nişancıların sayısının arttırılması, özel harekatçıların sayısının arttırılması, kara gücünün, hava gücünün arttırılması caydırıcılık açısından çok önemli. Bunlara gözdağı vermek açısından çok önemli. Hüma Hanım, şöyle söyleyeyim. Bizim bulunduğumuz coğrafya dünyanın en kritik bölgelerine, bu bölgelerinden birisidir. Yani dünyanın en stratejik bölgelerinden birisi bizim Türkiye'mizdir. Orta Doğu'ya çok yakındır. Avrupa ile Orta Doğu arasındadır, köprü konumundadır. Bizim bulunduğumuz coğrafyada ayakta durabilmek için bizim çok güçlü bir silahlı kuvvetlerine ihtiyacımız var. O yüzden silahlı kuvvetlerimizi zaafa uğratan davranışlardan vazgeçmeliyiz. Evet. Silahlı kuvvetlerimizin güçlü olması lazım. İnşallah. Polisin silahlı de aynı şekilde. Silahlı kuvvetlerimizi bizim çok güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Modernize etmemiz gerekiyor. Zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz NATO dolayısıyla modern silahlarla teçhiz edilmiş vaziyette. Dünyada gelişmeler Türkiye'nin gittiği istikametin doğru olduğunu gösterir. Yani Türkiye bir demir perde ülkesi olmamıştır. Türkiye bir NATO ülkesi olmuştur. Demir perde ülkelerinin silahları NATO silahlarıyla yarışamamıştır ve yıkılmışlardır. Mağlup olmuşlardır. O yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesinde etkili bir güçtür. Bu gücün zaafa uğramaması lazım. Devam ettirilmesi lazım. Modernizasyonu hiç eksik tutmamalı. Dünyadaki bütün gelişmelerin silahlı kuvvetlere yansıtılması gerekmektedir. Biz bu lazımeye çok dikkat ettik. Çok önem verdik Anavatan Partisi iktidarları olarak. Bu hükümet döneminde de aynı yol izlenmeli. Evet. İzlenmeye çalışılmaz. Güneydoğu'da şu anda bir takım kişiler seslerini yükseltiyorlar ve şunu söylüyorlar, federatif bir yapı oluşturalım diyorlar. Yani yerel yönetimlerin yetkilerini arttıralım, imkanlarını genişletelim. Dolayısıyla PKK şunu arzu ediyor, bölgenin polisi bizden olsun diyor, hakimi bizden olsun diyor. İşte emniyet müdürü, valisi, belediye başkanı bizden olsun diyor. Biz burayı yönetelim diyor ama aynı zamanda da Türk devleti finansal olarak tamamen bizi desteklesin, vergi de vermek istemiyorlar. Yani bir nevi kambur gibi sırtımızda taşıyacakmışız. Onlar silahlarını da muhafaza ederek kan dökmeye devam edecekler. Aynı zamanda da Güneydoğu'da bir Kürdistan kurulacak. Türk halkı da bunu kabul edecek. Bu tabii mümkün olmayan bir şey. Dolayısıyla da bunları iddia eden, bunları arzu eden kişilerle biz çözüm süreci yürütüyoruz dediğimizde, onların çözüm süreci dedikleri şey federasyon, başkanlık ve Güneydoğu'da bir Kürdistan kurulması. Bizim hükümetimizin çözüm süreci dediği şey de silahın bıraktırılması ve barışın oluşturulması. Dolayısıyla da karşı karşıya gelen iki taraftan biri barış istiyorum diyor, öbürü de ülkeyi bölmek, kopartmak istiyorum ve silahımı da bırakmayacağım diyor. O zaman bunda da çözüm süreci olmaz ki. Kendimizi mi kandırıyoruz acaba böyle diyerek? Efendim, aslında ifadelere bakılırsa uyumlu taraflar var ama uyumsuz taraflar, tatbikat da var.
Abdullah Öcalan'da silahlı mücadele dönemi bitmiştir diye beyanat gönderiyor. O beyanatı da Nevruz'da Diyarbakır Meydanı'nda okunuyor. Efendim artık silahlı mücadele döneminden vazgeçtik. Barışla meseleyi götüreceğiz. Barışa da çok yaklaştık diyor. Ama bir yandan bombalar patlıyor. Bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi başbakanken AK Parti tek başına iktidar, tek bayrak, tek vatan. Tek millet. Tek millet. Tek devlet. Tek devlet sözünü söylüyor. Tek devlet demek, üniter devlet demek. Maşallah, tabii. Yani federatif devlet değildir. Tabii. Yani hükümetin federal devlet yapısını hiç kabul etmeyeceğini herkese ilan etmiştirlerdir. Açıkça söylemişlerdir. Seçim beyannamesi halinde ifade etmişlerdir. Dolayısıyla bu beyanlar üst üste çakıştırılırsa bir uzlaşma zemini var gibi gözüküyor. Ama tatbikata baktığımızda hiç uzlaşma zemini yok. Yok, olaylar artıyor. Bizim Güneydoğu'dan arkadaşlarımızdan gelen haberler çok sıkıntılı, çok problemli. O bölgede gençler PKK'ya dayanan bir takım güçler, şer kuvvetlerinin de tesiriyle o bölgede her gün hadise çıkarıyor. Ayrı mahkemeler kurmuşlar, ayrı yargılamalar yapıyorlar, haraç alıyorlar. İnsan kaçırıyorlar. Mücahit tayin ediyorlar. İnsanları kaçırıyorlar istedikleri zaman, istedikleri zaman serbest bırakıyorlar filan. Dolayısıyla asayişi büyük ölçüde ihlal etmiş vaziyetteler. Hükümet barış süreci kesilmesin diye bu olaylara şimdilik göz yumuyor. Ama ben bu vesileyle aziz izleyicilerimize devletimizin gücünü bilen birisi olarak söylüyorum. Hiç bunlardan endişe etmesinler. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü yerinde duruyor. İnşallah. Netice itibariyle bu barış sürecini sona erdiren bizim güçlü devletimiz olmayacak. Barış sürecinin sonuna kadar barış istediğini dünyaya ispat edecek, ilan edecek, gösterecek. Ama barış sürecini bozanlar bundan çok zararlı çıkacaklar. O zararı da uğramalarını temenni etmem. Çünkü netice itibariyle bu meselede herkes birbirini tanıyor. Hakiki niyetlerinin ne olduğunu biliyor. Ve son bir ümit olarak acaba pişman olmuşlar mıdır? Nadim olmuşlar mıdır? Acaba tekrar savaşmak yerine hakikaten ifade ettikleri gibi silahlı mücadelelerinin sona erdiğini, barışla bu meselelerin çözümünden her iki tarafında karlı çıkacağını görmüşler midir diye ümit ediyoruz, bekliyoruz. Ediyoruz yani ama mantıklı olan her iki tarafında barış içerisinde bir arada olmalarını olmalarında her iki tarafında menfaati var. Dolayısıyla Kürtler Türkiye'den ayrılmak istemiyor o bölgedeki halk. Ben o halkı tanıyorum. Evet, aynı şeyi düşünüyoruz. Katiyen ayrılmak istemiyorlar. Halkın istemediği bir ayrılığı kimsenin sağlaması mümkün değil. Çünkü artık bütün dünyada demokrasi gelişiyor, bizim Türkiye'mizde de demokrasi gelişiyor. Vatandaşın istediği olacak. Ama biz vaktiyle biraz sert hareketlerde bulunduk. Korku sebebiyle, asırlık korkularımız sebebiyle bir takım yanlış işler yaptık. Durup dururken yıllarca serbestçe konuşulan Kürtçeyi yasakladık. Evet, Türk gereksiz oldu. Evet. Bizim iktidarımız döneminde serbest bıraktık. Biz askeri yönetimden Türkiye'ye teslim almıştık. Bizim teslim aldığımız Türkiye'de Kürtçe konuşmak yasaktı. Hatta biz bakanlar olarak bir düğüne gitmiştik. Düğünde bir şarkı çalınmıştı. Yekmumdur, düğümumdur, içine bade doldur falan gibi böyle bir türkü. Ertesi gün gazetelerde kocaman manşet, bakanların bulunduğu toplantıda Kürtçe türkü söylendi. Ne güzel işte, evet. Şimdi hayır, şimdi o zaman bayağı büyük şey bu. Olay. Büyük nakise bakanlar için. Ben telefon açtım gazetenin yazı işleri müdürüne. Dedim ki kardeşim hangi muhabirden aldıysanız bu yanlış. Ben oradaydım dedim. Hiç Kürtçe falan şarkı duymadım.
Geldi muhabir, dedi ki efendim siz oradaydınız ya, yekmumdur, düğmumdur diye. Dedim ki ben onu hep öyle dinlerim Türkiye'de. Ben tavla oynarım, düşeş, düşeş, düyek diye. Devamlı şey yaparız, hep yek diye o şey yaparız. O oyun oynarız, bu tabirler Farsçadır, Kürtçe de değil. Kürtçe dediler, öyle mi dedik yani. Yekmumdur demek Kürtçe midir dedik, mum diyor bak dedik. Yek mumdur, dü mumdur deyince bir mum, iki mum, biz öyle anlıyoruz dedik. İşte o dedi yek dü deyince dedi, bir mumdur, iki mumdur dese mesele yok ama yek mumdur, dü mumdur deyince Kürtçe oluyormuş. İşte Allah. Herhalde provokatif yaptılar, eylem yaptılar. Şimdi bunlar bile sus saydığımız dönemlerden geldik, geçtik. Biz bunların hepsini aşarak geliyoruz. Bence bunları aşmalıyız. İnşallah. Bunlar üzerinde korkmamalıyız. TRT Şeşi, şimdi TRT Kürdü yaptık. Bir sıkıntı yok, bir problem yok. TRT Şeş uzun süre yayın, Kürtçe televizyon yayını uzun süre tartışıldı. Yayınlanırsak işte bölücülere hizmet etmiş oluruz falan gibi. Şimdi benim kızım TRT'de çalışıyor. Dolayısıyla gördük ki o bölgedeki bölücü unsurların, PKK'nın en büyük düşmanı, PKK en çok TRT Şeş'e, bizim TRT Kürdü'ye düşman. TRT'ye ateş püskürüyorlar. Çünkü kendi yayınları izlenmez oldu. TRT Şeş'in yayınları daha kaliteli. Bütün bölge halkı TRT Şeş'i izliyor. TRT Kürdü'yü izliyor. TRT'yi izliyor. Ama buna mukabil PKK'nın Danimarka'dan yayın yaptığı televizyon ikinci planda kaldı. Onlara hiç bakmıyorlar, seyretmiyorlar. Onun üzerine takdir beklerken kızım Arya gitti de TRT'ciz bize işte Kürtçe yayına başladık diye takdir beklerlerken çok ateş püskürmüşler. Aman bu TRT Şeş'ten bahsetmeyin. Bahsederseniz sizi şey yaparlar diye devlet korumalarla falan gönderdi çekimlere yani. TRT zor bela çekim yaptı. Evet. Peki devletin bundan daha iyi faydalanması gerekmiyor mu? Yani böyle bir imkan varken ben de aynı şeyi duydum da PKK'nın gerçekten TRT'nin seyredilmesini yasaklamaya çalıştığı. Efendim bizim komisyonumuzun raporunda vardı. Ben biraz evvel bahsettim. Araştırma komisyonu olarak o dönemde rapor verdik ama maalesef bizim araştırma komisyonunu dinleyen olmadı o dönemde. DYP, SYP hükümeti vardı, dinlemediler. Daha sonra Ecevit hükümeti döneminde de yapamadık biz bunu. Neticede Ecevit hükümeti döneminde işte ise biz günde bir iki saat bir yayına başladıydık biz. Ama bu AK Parti hükümeti döneminde 24 saat yayın yapan bir kuruluş haline geldi. Evet. Yok Allah razı olsun, çok faydalı. Sadece ideolojik mücadeleye yönelebilirler. Mesela madem ki PKK'lılar... Demokrasiden korkmamamız lazım. 1923'lerin korkularıyla veya o dönemdeki stratejik görüşlerle bugünün stratejik görüşleri çok farklıdır. Yani Akdamar Kilisesi'nde Ermenilere ayin imkanı verdik. Bir şey oldu mu? Olmadı. Hayır, tam tersi. Şimdi ne güzel bir şey. Manastırında ayin imkanı verdik. Ayin yaptılar, geldiler. Senede bir defa yapıyorlar. Bir sıkıntı oldu mu? Hayır. Yok. Bir problem var mı? Yok. Ama biz vaktiyle orada bir defa ayin yaparlarsa bizim Akdamar'ı alıp götürecekler. Van olduğu gibi Ermenistan'a bağlanacak. Yok Trabzon'da yeni bir Hristiyan devleti kurulacak falan gibi korkularımız, endişelerimiz vardı. Bunların hiçbirisi olmadığına göre doğru yani bu istikametteki gidiş çözüm sürecinin parçalarıdır bunlar. Bu istikametteki gidiş doğru bir gidiştir. Korkmamak lazım. Yok. Özgürlükten ama, zarar gelmiyor zaten. Yanlışlarını da söyledim. Evet. Silahlı güçlerle oturup konuşmamak lazım. Evet. Silahlı gücün ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Ne zaman silaha sarılacağı belli olmaz. Nitekim durup dururken bilmem Kobani olayları diye bir olayları bahane ederek bizim Güneydoğu'muzu yangın yerine çevirdiler. Devletin acilen Güneydoğu'yu silahsızlandırması lazım. Evet. Bir de devlet orada halk orada devletin gücünü hissetmek istiyor. Mesela bir kaçırma eylemi olduğunda, bir ailenin kızı PKK tarafından kaçırıldığında
polisten, askerden yardım istediğinde yardımın acil olarak ulaştırılması ve bu kaçırılan kişinin iade edilmesi, kurtarılması gerekiyor. Mesela işte çatışma çıkıyor Cizre'de malumunuz. 10 saat boyunca valilik o bölgeye ulaşamadık, işte çukurlar vardı diyor. O çukurlar 20 dakika içinde mi kazıldı? Efendim, bir gece içinde mi kazıldı? Sonra, zaten var olduğu biliniyor. Sonra biz devletiz ki o çukuru kim kazdıysa biliriz. Evet. Ayrıca kapatmayı da biliriz. Hayır. Neden zamanında hem müdahale kapatırız, edilmiyor? Hem de o açanları sen niye açtın diye bir bakalım. Anayın adını, babayın adını diye sormak lazım. Ama öyle olmuyor sen niye işte. Açtın diye. Öyle olmuyor. Mesela bomba atıyorlar, arka sokaktan kaçtılar diyorlar. İşte bilmem nereye kurşunladılar diyorlar, i̇şte, yakalanamadılar. Niye yakalanamasın? Bir bölge rahatlıkla avluk altına var. Alınabilir. Yani, bir zafiyet var. Zaafı, var. Var. Ama bunu bilerek, yani isteyerek bu şekilde bir müsamaha ediyorlar. Olsam, bugün iktidar olsak biz, Güneydoğu'da bir tane silahlı vatandaş bırakmam. Evet. Polis ve askerin dışında. Devlet güçlerinin dışında hiç kimse de silahı bulundurtmam. Hepsini toparlar. Yani Kürt kardeşlerimiz çok güzel ahlaklılar. Rahatı huzuru hak ediyorlar. İstanbul'da, Ankara'da mesela nasıl rahat huzur içinde oturuyorsak, Cizre'de, Şırnak'ta, Diyarbakır'da, her yerde, Urfa'da rahat huzur içinde oturmaları gerekiyor. Bunun için de devletin var gücüyle kendi gücünü hissettirmesi gerekiyor. O bölgede can ve mal güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Evet, inşallah hemfikiriz. Bir de efendim şunu düşünüyoruz biz hep. Mesela Türkiye olarak bir mücadelenin içindeyiz. İşte İran ayrı bir şeyle mücadele ediyor. Azerbaycan ayrı bir şeyle mücadele ediyor. Fakat Müslüman ülkelere baktığımızda arada ittifak olmadığını görüyoruz. Yani bu bir sınır birliği ya da orduların bir araya gelmesi, askeri güç anlamında söylemiyoruz ama biz yıllardır İttihadı İslam'dan bahsediyoruz. Hristiyan ve Musevileri de bağrına basacak bir ittifaktan bahsediyoruz. Bu konuda yani Müslüman ülkelerin arasındaki ittifakın arttırılması için neler yapılabilir Türk devleti olarak? Efendim aslında biz rahmetli Özal'la birlikte İZEDAK'ı kurduk. İZEDAK İslam Konferansı'na bağlı ekonomik işbirliği teşkilatıdır. Bu ekonomik işbirliği teşkilatını aynen Avrupa Birliği de zaten AET olarak kurulmuştu. Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak kurulmuştu. Sonra Avrupa Birliği haline geldi. Evvela ekonomik birlikteliklerle başlamak lazım meseleye. Eğer ekonomileri birleştirirsek, ekonomik menfaatleri üzerine siyasi beraberlik de kurulabilir. Yani siyasi beraberliği önce kuralım, ekonomiyi sonra, o bir yanlış bir görüş bize göre. Biz o yüzden İZEDAK'ı kurduk ama İslam ülkeleri daha birleşmekten çok uzaktalar. İslam ülkelerinin bir araya gelmelerini bir iltizam önleyen harici güçler var. Ama bu her zaman olacaktır. Bizim bunları bertaraf etmemiz gerekiyor. Bizim tek başımıza bunları bertaraf etmemiz mümkün değil. Nitekim 1982'de ben Turgut Bey'in müşaviriyken Turgut Bey'e çok ısrar ettim. O da İZEDAK'ı kurdu ve ilk toplantısını 1982 yılında İstanbul'da yaptık biz, İZEDAK'ın toplantısını veya 81'de. O zaman bir cep telefonları yok. Turgut Bey başkanlık ediyor toplantıya. Aniden konseyden çağırdılar. Yukarıya çıkıp telefona cevap vermesi lazım. Sen dedi başkanlığa devam et. Gördüm ki İslam ülkeleri, biz MSP olarak hep ortak pazardan, İslam ortak pazarından bahsederdik. İslam ülkeleri ortak pazarı kuracağız biz derdik. O kadar uzaktayız ki Irak'la İranlılar kucak kucağa kavga ettiler. Ben ayırdım. Yani İranlı temsilci konuşurken Iraklı temsilci saldırdı. Libya ile Mısırlı, Cezayirli ile Tunuslu, Bengaldeşli ile Pakistanlı birbirleriyle geçinemiyorlar. Hiç Bengaldeşli'nin evet dediğine Pakistanlı hayır diyor. Veya Pakistanlı'nın evet dediğine Bengaldeşli hayır diyor. Yani o kadar İslam ülkelerinde arasında o kadar ihtilaflar var ki, ben oraya girince, o toplantılarda bulununca öğrendim ki daha İslam ülkeleri arasında aynen Avrupa'da olduğu gibi bir birliktelik meydana getirmek kolay değil. Kabul edelim ki Avrupalılar 2. Dünya Harbi'nde karşılıklı olarak birbirlerinden 10 milyon insan öldürdüler. Daha yakın.
Evet ama Avrupa Birliği'ni kurabiliyor onlar. Avrupa mesela... Birliği'ni kurdular. Frank'tan vazgeçtiler, Mark'tan vazgeçtiler. Euro'nun etrafında birleştiler. Biz niye yapamıyoruz? Biz niye yapamıyoruz? Bence işte dediğim gibi bunu yapacağız. Bunu yapmanın temeli de var. İcadakı geliştireceksiniz. Ama şöyle oluyor. Böyle. Çeşitli kuruluşlar oluyor. İslam işte işbirliği teşkilatı vesaire vesaire. Bunlar yılda birer kez bir araya geliyorlar. Sağ olsunlar. Bayağı da bir masraf yapılıyor. Şaşalı otellerde işte büyük üsta, şey salonlarda müzakere ediyorlar. Sonra selamünaleyküm deyip ülkelerine dönüyorlar bir yıl boyunca. Ondan sonra tekrar bir araya gelmeyi bekliyorlar. Ama biz böyle bir şey kastetmiyoruz. Biz mesela diyoruz ki Azerbaycan'la, işte diğer ülkelerle... Öyle, onu yani ikili ilişkiler içerisinde canlandırabilirsin. Bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz son derece iyi. İyi ama biz daha ileri boyutlu olsun istiyoruz. Mesela işte pasaportlar kalksın, gidiş gelişler artsın, işbirliği artsın. Yani... Hani bir kardeşinizle, aile içinde bir dostunuzla nasıl bir araya gelirsiniz? Nasıl bir ayrılmaz bağınız olur? İki devlet, millet formülünü söz uygulayalım. Harika ama bunu icraata geçirmemiz gerekiyor. Efendim şimdi şöyle ifade edeyim ben size. Tabii bizim bu konuda çok doğru tespitlerimiz vardı. Turgut Bey'in de gayretleri vardı. Biz Sovyetler Birliği dağılırken Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandığı sırada Turgut Bey Cumhurbaşkanı'ydı ve maalesef biz anavatan olarak iktidardan uzaktaydık. Hükümette Demirel İnönü hükümeti vardı. DYP-SHP hükümeti vardı. Maalesef o hükümeti ikna edemedik. Turgut Bey çok uğraştı o zaman. Bu ülkelerin devlet başkanlarını Ankara'da topladık. Ve bağımsız devletler topluluğunu Rusya Federasyonu'yla değil bizimle kurun dedik. Yani Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, hatta şeyde var, Gürcistan girerse Ermenistan da girsin. Biz birlikte bağımsız devletler topluluğu kuralım. Bu İnşallah ne güzel işte. Maalesef o dönemdeki liderler hep Elçi Bey hariç, Azerbaycan Devlet Başkanı Elçi Bey hariç rahmetli. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok iyi bir dostu. Allah rahmet eylesin inşallah. O insan hariç diğer liderler yani Türkmenbaşı da dahil hepsi biz dediler Rusya'dan ayrılamayız. Biz Rusya ile beraber. Biz Karadeniz evet. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı kurduk onun üzerine. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı daha evvel kurmuştuk yani o şeyden evvel kurmuştuk. Bu hadiseleri öngörerek. Onu geliştirelim istedik. O halen devam ediyor ama maalesef arzu ettiğimiz istikamette gelişmedi. Yani bu işbirliği teşkilatına tek başımıza yapamazsınız. Karşılıklı olacak. Menfaate dayanacak. Güçlü bir ekonomi olacak. Bir lokomotif lazım. Lokomotif Türkiye'nin bunun lokomotifi olabilmesi için ekonomik durumu müsait değil. Gücümüz buna el vermiyor. Ama şu durumda bütün bu detayları hesap ettiğimizde biz zaten ilelebet bir araya gelemeyiz. Yani biz şöyle yapacağız. Allah rızası için, Allah öyle istediği için Allah diyor ki... Biz onun yolunu açtık. Allah hem, razı olsun. Hem Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı kurduk. Için söylüyorum. Hem İZEDAK'ı kurduk. Bu Türkiye'de hükümet etmek isteyenlerin yolu belli. Yani bunu gerçekleştirmek isteyenler bu yoldan giderek Allah'ın izniyle efendim İslam ülkelerini veya ECO'da ekonomik eskiden RCD'ydi. ECO yaptık biz onu. 10 ülkeye çıkarttık. Türk cumhuriyetlerini aldık. İran, Pakistan, Türkiye, Afganistan ve 6 tane de diğer Türk cumhuriyeti. Onların hepsini üye yaptık. ECO Ekonomik İşbirliği Teşkilatı diye bir teşkilat kurduk. O teşkilatta da Türklerle bir arada olmayı sağlayacak tedbirler aldık. İslam Konferansı içerisinde Türkiye'nin İslam Konferansı'na büyükelçiyle katılırdı. Biz İslam Konferansı'nın İZEDAK'ın merkezini İstanbul'a aldık. Maşallah çok iyi olmuş. İstanbul'da kurduk. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kenan Evren'i İZEDAK'ın toplantısına açış konuşmasını yaptırdık. Ama o konferansın bütün toplantıları Kur'an-ı Kerim okunarak açıldığı için Kenan Paşa ben oraya gelmem dedi. Siz dedik yukarıda dinleyin.
bekleyin biz aşağıda Kur'an-ı Kerim'i okuruz, bitince siz inersiniz aşağıya dedik. Öyle bir model bulduk, formül bulduk. Allah rahmet eylesin, Abdurrahman Gürses hocamız vardı. Allah rahmet bir etsin. Kur'an-ı Kerim okudu ilk açılışta. Maşallah. Bütün İslam ülkelerinin temsilcileri Allahu Ekber diye inlettiler yani. Maşallah. Yok hala da güzel. Demek ki Türkiye'de İslam'ı bilenler varmış, İslam'ı Kur'an-ı Tabii, Kerim inşallah. Bu kadar güzel okunurmuş. Sizin dediler. Bu yönünüzü maşallah çok takdir ediyoruz. Neticede biz bu yolları Turgut Bey'le beraber açtık. Yani bu imkanlar var. Biz Allah rızası için çok ciddi bir lobi faaliyetiyle hemen hazır hale getirebiliriz. Türkiye'de keşke, bu keşke. Manevi güç var inşallah. Demin şeyi söylüyordum, sizin yapınızı çok takdir ediyoruz. Allah razı olsun. En zor dönemlerde hep imanınızla, güzel ahlakınızla ortaya çıktınız. Güzel, biz mesela yıllardır Mehmet Keşeciler adını biliriz ve benim hep... Uzun yıllardır tanışıyoruz ama daha evveli için söylüyorum. Hep imanlı, güçlü, ülkesine bağlı bir kişi olarak aklımdasınızdır. İsminizi duyduğumda hep bu çağrıştır bende. Allah razı olsun, çok hizmetleriniz oldu. Allah bundan sonra da çok güzel hizmetler etmeyi nasip etsin inşallah. Biz nöbetimizi tuttuk, gençlere teslim ettik Türkiye'mizi. Ama gözümüz üzerlerinde, yanlış gördüğümüz zamanlarda gidip ikaz ediyoruz. Tecrübelerinizden faydalanırlar inşallah. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldınız. Her zaman bekleriz inşallah. İnşallah. Efendim, Başkent Birikimleri programının bu haftaki konuğu eski bakanlarımızdan Sayın Mehmet Keçeciler'di. Bir sonraki program görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyorum.